Umut, ben gerçekten tekrar çok özür dilerim senden. Yani benim yüzümden bu kadar yılını verdiğim bir yoldan elim boş dönseydi ben gerçekten kendimi asla affedemezdim. Bir insan babası için neler yapabilir en iyi ben biliyorum, tamam mı? O yüzden anlıyorum seni, kızmıyorum artık. Yani ilk başta... Evet, öyle tepki verdim ama... Anlıyorum yani seni. Şimdi git Uğur amcayı içeriden çıkar, tamam mı? Adama yazık, daha fazla çile çekmesin. Tamam. Hem onların kurduğu kumpasa da düşmüş olmayalım. Tamam, onun tahliye işlemleri tamamlanmıştır zaten. Güzel. Baba. Şşş. Komutanım, bir iki dakika izin verir misin? Baba, duruşma çok iyi geçti. Merak etme, bundan sonrası da iyi devam edecek. İçini rahat tut, tamam mı? İyi mi geçti? İyi şeyler düşündüler mi benim için? Evet, evet. Gayet iyi geçti baba. Rıza amcam, öyle bir evlat yetiştirmişsin ki. Umut öyle bir adım attı ki. Sen kafanı hiç yorma. Bundan sonrası senin için sadece tahliye. Şimdi babam sen git bir dinlen, tamam mı? Ben hapishane yönetimiyle konuştum. Her şey aynı şekilde devam edecek. Rutin bakımların, doktor kontrolleri falan. Hiçbir değişiklik olmayacak. Biraz daha dayan babam, az kaldı. Tamam. Hadi devam et, hadi. Aslan oldum benim. İyi olacağız babam, merak etme. İyi olacağız. Allah rahmet eylesin Makbul abi. Vallahi gider ayak bombayı kucağımıza bıraktı. Biri gördü diyor akşam Rıza amcayı. Kim acaba bu sürpriz tanıyor? Emir Kıran Plaza'da o gece nöbetçi olan güvenliklerden biri. Bu adamın kim olduğunu ve nerede olduğunu hemen bulmamız lazım abi. Hmm. Ben o zaman bir kurcalayayım oralara bakalım. 5 yıl 10 sene dair kim varmış kim yokmuş. O iş bende. Azat'tan haber var mı? Yok ya. Ya yaptılar yapacaklarını yani. Azat'ı alabilseydik Fecir'i de sanık koltuğuna oturtabilirdik ama. Yani. Neyse babamın masumiyetini kanıtlayabiliriz bu şekilde. Bunu bir halledelim. Sonra sıra onlara gelecek. Aynen. Duruşmaları iyi geçmiş Fecir Bey. Oğlum adamın elinde ne vardı duruşması iyi geçecek lan? Makbule Coşkun'u kızını da ikna etmişler. Onu da getirdiler. Sıkıntı yok değil mi? Yok savcım, her şeyi hallettik. Tamam, teşekkürler. Babacığım. Neyse babacığım, birkaç prosedür vardı, onu da hallettik. Babacığım, sen beni böyle daha mı çok üzmek istiyorsun? Benim sana bakacak yüzüm mü kaldı kızım? Ben içeriden çıktım ama senin gözünde ne haldeyim kim bilir? Babacığım, olur mu öyle şey? Herkes hata yapar. Sen sadece bana bir daha bu kumar meselesine bulaşmayacağına söz ver, tamam mı? Elimi sürmem bir daha ama. Allah benim belamı versin. Hayır, öyle şeyler söyleme. Ayrıca o Fecir denen adamı bir daha asla yanına yaklaştırma, lütfen. Bak bir derdin, bir sorunun olunca önce bana gel, biz çözeriz. Tamam mı? Tamam kız. Hadi git şimdi, ben geleceğim. Merak etme. Göreve dönmene çok sevindim Cevher. Ben de Sarcığım. Daha yapacak çok işimiz var. Ah. Şimdi sıra bu kumpası kuranları cezalandırmakta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.